Sadece bu malla cihat eden, bizzat kendi cihat edenden farklıdır. Bizzat canıyla mücahiden bir numara mücahittir. Öteki de mücahittir ama o iki numara mücahittir. Evet. Allah Zülcel Hazretleri Nisa suresinde beyan edildiğine göre 95. ayet Faddalallahu el mücahidine bi emvalihim ve enfusihim alal kaidine derece. Cihat etmiyor, evinde kalıyor. O da dua ediyor. Dini İslam'ım aziz eyle. Müslümanları aziz eyle ya Rabbi diye dua ediyor. Malıyla katılmamış, canıyla katılmamış dua ediyor. Tamam. Ama bu canıyla, malıyla cihat edenleri evinde oturup da sadece dua ile cihat edenlerden daha üstün kıldı Allah. Faddalallahu mücahidine. Evet, bu bizzat cihat edenleri daha üstün kıldı Allah. Nisa suresi. Öteki de tabii dua da edecek. O da sevap kazanır ama bizzat malıyla, canıyla cihat edenler en üstün mücahittir. Evet. Mesela adamın güzel kabiliyeti var, şiir söylüyor. Güzel kabiliyeti var, çok güzel, etkili konuşuyor, hitabet gücü var. Şiiriyle, diliyle İslam'a hizmet edecek. Kafirlere hücum edecek, onları hicvedecek. Evet, böyle güzel şairler var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi Kaside-i Bürde diye meşhur bir şiir var. Bu şiir Peygamberimizi övüyor. Kâb'in Eşref diye bir zat. Evet, şair. Evet, böyle şairler var. Kabiliyetli. Sonra Peygamberimiz bunun ölümüne Peygamberimiz şey etmiş, yakalayın, öldürün. Çünkü İslam'ı hicvediyor. Bakmış ki her taraf Müslüman oluyor, tek kalmış. Hakikaten pişman olmuş. Gerçekten kalbiyle Müslümanlığı kabul ettikten sonra yakalayınca öldürün emri var. Çok güzel bir şiir yazmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitmiş. Efendimiz onu hırkasını giydirmiş. Evet, diliyle de cihat edilir. Mehmet Akif merhum diliyle milletimizi coşturmuştur. Askerimizi coşturmuştur. İşte böyle herkes kendi şeyine göre hitabetiyle çok güzel nutuk atıyor, insanları coşturuyor, cihada teşvik ediyor, etkili konuşuyor. Bu da diliyle. Evet, bunlar hepsi mücahittir. Kafirleri hicvediyor. Onlar rezil ediyor, küçük düşürüyor. Bunlar da mücahittir. Ama bizzat savaşa girip de kılıç kullanan, silah atan başka. Faddalallahu. Allah onları üstün kıldı. Onlar da cihat sevabı alır. Evet. Onlara, kafirlere evet, فَلَا تُدَهِنُهُمْ بِالْقَوْلِ. Kafirler yav çekmez. Ya çok etkili, onların sapık olduğunu, yanlış olduğunu etkili biçimde insanlara gösterir. İnsanlar bu sözden etkilenirler, hidayeti bulurlar. Evet, en etkili şekilde kelimeleri kullanarak, en güzel ifadelerle onlarla mücadele edeceksin. Herkes kendi kabiliyetine göre. Evet. Şimdi lalettayin küfrü kınama, şirki kınama, şiirle, hitabetle, yazıyla burada cihattan sayılıyor. Ama bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın dinine sövmen diyor. Çünkü o da sizin dininize söver. Evet, bunu da adamın duruma göre onu da düşüneceksin. Dinimize sövdürmeyeceksin. Genel olarak
küfrün yanlış olduğunu ispat eden güzel kelimelerle, yazılarla İslam'ın, imanın, tevhid inancının çok güzel olduğunu, akla, mantığa uygun olduğunu güzel, keskin ifadelerle, etkili ifadelerle anlatacaksın. Ama bir adamın senin Allah'ın filan diye sövmeyeceksin. O da senin Allah'ını söver. Öyle de hadis var. Bunu duruma göre takdir edeceksin. Evet, bu hadis-i şerifi, bu hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel Darimi, evet, Hakim Müstetekin'de Hazreti Enes'ten, evet, Müslim keza nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Kafirlere karşı duracağız. Onlara boyun eğmeyeceğiz. Onlara uymayacağız. Bir Müslüman nerede olursa olsun Müslüman kişiliğini koruyacak. Evet. Hangi durumda olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ha, bu Müslüman diyecekler. Senin hareketlerinle, davranışlarınla, konuşmanla senin Müslümanlığı anlayacaklar. Hiçbir Müslüman gittiği yerde araziye uymayacak. Ben Müslümanım sözünü söylemese bile halleriyle onun Müslüman olduğu ortaya çıkacak, kişiliğini koruyacak. Kur'an-ı Kerim'de ve kezalike ceallâküm ümmeten vasatan litekûnü şuhadâ alennâs. Ey ümmet-i Muhammed, biz sizi insanlara örnek, herkesin örnek alacağı, gıptayla baktığı kişilikli müminler yarattık. Siz kime bakacaksınız? Evet. Sizin bakacağınız, taklit edeceğiniz, uyacağınız kişi ve yekûnü rasûlü aleyküm şehîde. Siz Muhammed Mustafa'yı her konuda sadece namaz kılmada, oruç tutmada, hacca gitmekte değil, yatmada, kalmada, yemede, içmede, giyimde, kuşamda, her konuda örnek alacaksınız. Tüm insanlar da sizi örnek alacak. Siz böyle örnek olacak bir milletsiniz. Ben öyle yarattım. Eğer böyle olmazsanız sorumlusunuz diyor Allah. Evet, bir zaman ümmet-i Muhammed, Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'in bu sözüne uymuş. Dünyanın çevresini ilk ölçen Müslümanlardır. Cebir ilmini icat eden Müslümanlardır. Topu icat eden Fatih atamız. Ama sonra Müslümanlar tembelleşmiş, kafirler çalışmış, biz geri kalmışız. Teknolojiyi onlardan almışız. Tıbbı onlardan almışız. Evet, hikmet müminin yitik malıdır. Nerede olsa alır. Ama Allah ne diyor? Herkes sizden almalı. Siz bir numara olmalısınız. Vasat ümmet bu demek. Herkes siz bir numara olmalı. Siz herkes tıbbı da, tekniği de sizden almalı. Vaktiyse Abbasiler devrinde böyleydi. Fatih devrinde böyleydi. Evet, sonradan maalesef tembelliğimizden dolayı geri kaldık. Sadece namaz kılmaktan ibaret zannettik Müslümanlığı. Tabii namaz kılacağız. Tıp ilmini Müslüman öğretecek diyor Allah. Onlar size gelecekler. Teknolojiyi sizden öğrenecekler. Allah'ın istediği bu. Biz kafiri taklit edemeyiz. Allah'ın bu ayetine binaen kafirlerle cihat ederiz. Silahla cihat ederiz. Sözle cihat ederiz. Yazıyla cihat ederiz. Her sahada, her şeyle cihat ederiz. Her şeyi cihat ederiz. Asla onlara uyamayız. Şimdi yılbaşı diyoruz. Evet, uluslararası ilişkilerin aksamaması bakımından devletimiz yılbaşını bir demiş, yılın birinci günü demiş, tatil demiş. Ama o kanunda yılbaşı gecesi kafayı çekin, evleri süsleyin, sokakları, caddeleri süsleyin, bayram edin dememiş. Kanunda öyle bir şey yok. Kanunda öyle bir şey yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de siz onlara uymayacaksınız diyor. Onlar size uyacak. Her konuda
Peygamberimiz Medine-i Münevvere teşriflerine bakmış ki yerli Arapların bayramları var, Medinelilerin. Hayır demiş. O bayramlar bizim olamaz. Putperest zamanında kalmış bayramlar. Allah size Ramazan ve Kurban bayramlarını o bayramlarına verdi. Bizim bayramımız Ramazan Kurban bayramıdır buyurmuş. Evet. Bakmış ki Yahudiler 10 Muharrem'de oruç tutuyorlar. Niye tutuyorsunuz demiş. O zaman Medine'de sürülmeden evvel bu. Demişler işte Musa bizi Firavun'un zulmünden Kızıldeniz'den çekti bu tarafa geçirdi. 10 Muharrem'de kurtulduk. Ona şükür olarak oruç tutuyoruz. Ben demiş Musa'yı sizden daha çok severim. Ama size benzemeyeceğim. 9, 10, 11. Bakın ibadette bile onu taklit etmiyor. Kafiri taklit etmiyor. 9, 10, 11. Gene hiçbir konuda onlara benzemek caiz değil. Şimdi bizim görevimiz dinimizde olan şeyleri size anlatmak. Biz elçiyiz. Yaparsınız yapmazsınız onu sizin bileceğiniz şey. Sa'd bin Muaz adında Medine'de en zengin adamlardan birisi. Vefat etmiş. Hendek Harbi'nden sonra orada yaralanmış. Sonra Yahudilerle Peygamberimiz arasında anlaşalım demişler. Olur demiş. Muhakkem tayin etmişler. Karar vermiş. İhanet etmişler Peygamberimize Yahudiler. Anlaşma var yazılı. Dünyada ilk anayasa Peygamberimiz tarafından yapılmıştır. O anayasada Yahudiler dininde serbest, Müslümanlar da serbest. Yahudiler Müslümanlara, Müslümanlar Yahudilere karışmayacaklar. İhanet etmeyecekler. Madde bu. Ama Hendek Harbi'nde büyük bir orduyla Mekke'li müşrikler Medine'yi sarmışlar. Medine'liler kıtlık içinden, karınları aç, soğuk, giyecekler elbise bile yok. Hemen Yahudiler bu anlaşmayı bozmuş. Medine'nin içindeki Yahudiler haber göndermişler müşriklere. Siz dışarıdan, biz içeriden şu Muhammedilerin kökünü kazıyalım. Peygamberimiz bunu haber aldı. İstihbarat teşkilatıyla. Onlar oyaladı. Sonra dua etti Allah. Onlar defolup gittiler. Sonra da işte onları kuşattı. O zaman baktılar ki olmayacak. Hakemle tayin edelim, anlaşalım dediler Yahudiler. Bu Sa'd bin Muaz zenginliğini Yahudilerden kredi alarak sağlamış. Zengin olması onların paralarından dolayı. Bizim demişler hakemimiz Sa'd bin Muaz. O da Müslüman olmuş. Evet. Peygamberimiz benimki de o demiş. Sa'd'ı çağırmış. Hakem ne demek? Karşı taraftakiler davalı. Davacı davalı. Üstün demek hakim. Ben demiş size hakim olmam ya Resulallah. Peygamberden üstün konuma düşüyor hakim. Onun verdiği karara uyacak. Ben emrediyorum demiş. Sen de benim hakemimsin. Karar vermiş. Eski müşrikken Yahudilerden aldığı kureler faizine tabii de çetin bir imtihan. Ama o bunları boyun eğmemiş. İmanını tercih etmiş. Mukaveleyi, sözlerini, yapılan anayasayı, yazılı anlaşmayı bozdukları için, ihanet ettikleri için hepsinin silah tutanının öldürülmesine, evet, diğerlerinin esir edilmesine filan diye sürülmesine çocukların karar vermiş. Demişler ki biz seni eski iyiliğimizi unut, hatırlarsın da bizi kayırırsın diye yaptık ama erkin adammışsın, doğru karar verdin. Yahudiler böyle. Sonra işte bu Sa'd bin Muaz vefat etmiş. Kabir kazmışlar. Evet. Gelmiş gömecekler zaman kabiri kazmışlar derin. Kadınlar göğüs hizasına kadar derin kazılır. Erkekler göbeğinden üstünden o tara yarı insan boyu kazılır. Dinde usul bu.
Gittiğiniz zaman cenazeniz olursa bunlar dikkat edin. Maalesef kabir kazan belediyenin adamı içeriden kazdığı toprağı kenara yığıyor. Çünkü derin kazmak çok yorucu bir iş. Altık toprağı kenara yığıyor. Kazdım diyor. Bunu fark edeceksiniz. Hayır. Toprağın seviyesinden bu derece bahsettiğim kadar derin olması lazım. Dini kabir böyle. Kazıldıktan sonra işte kazmışlar. Bakmış peygamberimiz bir çukur kazmışlar. Bu demiş Yahudi kabri. Biz Müslümanız. Müslümanın her şeyi kendine özgüdür. Dikkat ediyor musunuz? Onun için bunu misal veriyorum. Bak ibadette uymadı onlara. 9-10-11 tutacağım dedi. Size uymam dedi. Evet kabirde bu çukur kazmışlar. Hayır dedi. Bu Yahudi kabri. Müslüman kabri dedi kıble tarafında dibinde şöyle bir lahit olur, kazılır. Sağ tarafına adamın cesedi yatılır. Yüzü kıbleye gelir. Arkasına da kerbiç konur. Kazın demiş orayı. Oraya bir kazın, lahit yapın. Her konuda İslam'a göre hareket etmek peygamberimizin emridir, kanundur. Hiçbir konuda biz kafirlere uyamayız. Bu yılbaşında kanun bayram yapın demiyor. Sadece tatil etmiş. Ama Amerika'da, Avrupa'da Hristiyanların dini bayramı. Ben orada bayram geçirdim. Bizim Ramazan Kurban Bayramı'nda hiç kimse bilmiyor. Bayram olduğunu kimse fark edemiyor. Senin ne zorun var? Ben Müslümanım. Onların dini bayramında sokakları süslüyorsun, evleri süslüyorsun. Allah'a ne hazırlıklar yapıyorsun? Ben yaşadım diyorum. Varsa itiraz eden çıksın. Ramazan bayramında, Kurban bayramında hiç fark edemedik biz. Gavurlar evleri süslemedi, bayram yapmadılar. Senle ne oluyor ey Müslüman da onların dini bayramında her tarafı süslüyorsun, şenlik yapıyorsun. Evet, bir kişiliğe uymaz. Bu ayete uymaz. Müslüman kimseyi taklit etmez. İki, işin fecaat tarafı bu. Evet. Abdullah Mesud'dan Buhari Müslim hadis efendim. Ya Resulallah, keyfe tera fi raculin ahabbe kavmen yelhab bihim? Evet. Bir kavmin hareketini sevdi. Yapmadı. Dikkat ediyor musunuz? Yapmadı. Onlardan mı sayılır ya Resulallah? Yılbaşı şenliği yapmadı bir Müslüman. Evini süslemedi. Bayram yapmadı. Ama helal olsun adamlara ya. Güzel yapıyorlar dedi. Hareketlerini beğendi. Hadis okuyorum. Buhari Müslim hadisi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber buyurdu. El mer'u men ahabbe ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Evet, öbür tarafta herkes mahşerde toplanacak. Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar. Sen de dirileceksin. Bu yılbaşı kutlayanlara söylüyorum. Yapıp yapmam ona ait ama ben bak hadis okuyorum. Ben de Müslümanım diye Müslümanların grubuna gideceksin. Melekler gelecek diyecekler, yok sen onları sevdin. Onları beğendin, sen oraya yallah. El mer'u man ahabbe ma'a men ahabbe. Buyurun. Hadis budur. Gene evet. Kur'an'da da ayet var. Elhakna bihim zürriyetevim. Evet, biz onlara katacağız onları diyor Allah. Tur suresinin 20. ayetine bakabilirsiniz. Evet, şimdi men ahabbe kavmen ala amalihim huşre yevmel kıyame. İşte şimdi söylediğim başka bir daha açık ifadeli hadis. Bir kavmin işini seven adam onlarla beraber haşrolunur kıyamet gününde. Evet. Fehusibe bihisabihim. Onlara hangi şeylerden hesap çekiliyorsa o da onlarla hesaba çekilir. Dikkat edin. Ve inlem ya'mel amalehum. Çok sevmiş,
çok güzel yapıyorlar demiş. Kendi yapmamış olsa bile onlarla hesaba çekilir, onların zümresine haşrolunur. Bu bir hadis. Men kessere sevade kavmin fehüve minhum ve men radi amele kavmin kâne şerikün fî ameli. Bir kimse bir kavmin kalabalığını artırırsa onlardandır. Evet. Şimdi Hristiyanlar, Amerika'sı, Avrupa'sı bayram yapıyorlar. Allah 2 ay evvelden televizyonlarında, sokaklarda hazırlık yapıyorlar. Şenlik yapıyorlar yılbaşı gecesi. Sen de onlara katıldın. Sen de bayram yaptın. Evini süsledin. Men kessere sevade kavmin. Sen de o kalabalığa katıldın, evini süsledin, bayram yaptın. Onların yaptığını aynısını yaptın, onların kalabalığını artırdıysan onlardansın. Evet, onların yaptığına ortaksın. Kâne şerik min ameli. Ortaksın. Bu da bir hadis-i şerif. Ayrıca Mişkatül Mesabih'te men teşebbehe bi kavmin fehüve minhum. Bir kavme benzeyen onlardandır. Bunlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleridir. Evet. İçki içmek haram. Allah öyle buyurmuş. İnnemel hamru vel meysiru vel ezlamu ricsu min ameli şeytan. İçki, kumar, fal okları şeytanın murdar içinden bir iştir. Feştenibü, ey mümin, imanın varsa müminsen vazgeç diyor Allah. Allah'ın ayeti bu. Ama adam dayanamıyor, içiyor. İnkar etmiyor Allah'ı. Bu ayeti biliyor, inkar etmiyor. Zaafı var, iradesini kullanamıyor. Nefsine uyuyor. Arkadaşın hatırına içiyor. Hesap verecek. Allah affetmezse, Peygamberimiz şefaat etmezse hesap verecek. Evet, öyle değil mi canım? Zerre kadar hayır işleyen karşını görecek. Zerre kadar kötülük işleyen de onun kötülüğünün cezasını görecek. Ayet değil mi? Evet. Zerre kadar miskale zertin hayran yara, miskale şerran yara. Ayet bu. Şimdi başka zaman içersen böyle hesabını vereceksin arkadaş. Müslümana diyorum ben. Gavura sözüm yok. Yılbaşı gecesi içersen arkadaş, ne dedi bak, kavmin kalabalığını artırıyorsun. Hepsi ona içiyor ya. Sen de onlara benziyorsun. Onların grubuna giriyorsun, içiyorsun. Bir de gavurlara benzedin diye hesap vereceksin. Benden söylemesi. Gene sen bilirsin. Diyorum ki bu gece içmeyin. İçenlere diyorum. Hiçbir zaman içmeyin de bu kadar içerseniz bunun böyle bir anlamı var. Allah bir de bundan hesaba çekecek. Maalesef sanki bizim bayramımız gibi ne kadar paralar harcıyorlar, ne kadar şey diyorlar. Ben de Allah ne diyor, bak Resulullah ne diyor. Onlarla cihat ediniz. Sözünüzle, davranışınızla, silahınızla onlara uyun demiyor. Onlara karşı koyun, hatta önlemek için cihat edin diyor. Ben de size duyuruyorum. Onun için sakın ola bugün şenlik bayram falan yapmayın. Böyle sorgular var. Böyle ağır Peygamberimizin kesin ifadeleri var. Sonra pişman olursunuz. Allah bize uyanıklık versin. Evet, güzel Peygamberimiz buyuruyor. Ci'te tes'eluni anis salati finneke ize uteselte veçheke intesarat ez-zunub min eşfari aynik. Birisi gelmiş Peygamberimize, namazdan, abdestten soruyorsun demiş. Biliyorsunuz namaz kılmak için abdest almak şart. İza kumtum ile salati fagsilu vucuhakum ve idiyakum ile merafiki
وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Ayet bu, Allah'ın emri. Namaz kılacağınız zaman, kılmaya davrandığınız zaman abdestsiz namaz olmaz. Yüzünüzü yıkayın, kolunuzu yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı yıkayın. Peygamberimiz de şimdi bunu açıyor. Bir mümin namaz kılmak için abdest almaya başladığında, ama abdestten namazdan soruyorsun, abdestsiz namaz olmaz bir kere. Abdestle şöyle alırsın. Evet, sen abdest alırken yüzünü yıkadığın zaman, evet, intesarat ezzünubu min eşfer aynik, gözüne baktın, bakılmayacak harama baktın, kadının çıplak yerlerine baktın, kötü şeyler gördün, gözünle işlediğin günahlar dökülür, günahlar gözünden dökülür. Evet, gözünün kipriklerinden varıncaya kadar dökülür. Ondan sonra rıza gazalıkta yedeyken kollarını yıkadığın zaman dirsekler dahil, bu dirsek kuru kaldığı zaman abdest yok, namaz yok. Şu dirsek yıkanacak, böyle elinizi yuvarlayacaksınız. Böyle yaptı, burası kuru kaldı. Abdest yok, namaz yok abdest olmayınca. İşte böyle dirsekler dahil sen kollarını yıkadığın zaman intesaratiz zünubi ilk damla ile beraber min asfari yedeyke ellerinle işlediğin günahların hepsi tırnakların ucundan dökülür gider. Evet, parmakların ucundan dökülür gider. Ve izem mesahat birasike, ondan sonra başına farzları sayıyor Allah'ın Resulü. Başına meshettiği zaman, şimdi bir her zaman söylüyorum, biz elimizi 3 defa yıkıyoruz, sünnet. Bir defa yıkamak farz. Ağzımıza 3 defa su alıyoruz, sünnet. Burnumuza 3 defa su alıyoruz, sünnet. Üçer bakın. Yüzümüzü 3 defa yıkıyoruz, sünnet. Kolumuzu 3 defa yıkıyoruz, sünnet. Başımıza geldi mi elimizi koyuyoruz, bir defa meshediyoruz. Bu farz. Tamam, abdestiniz var. Ötekilerde sünneti işledin de niye başını meshederken sünneti terk ediyorsun? Onun da sünneti böyle arkadaş. Elini ıslayacaksın, 2 elinle başın her tarafını, saçlarını meshedeceksin. Ötekilerde sünneti yapıyoruz, hiç böyle yapan görmüyorum ben. Öyle yapıyor, bitiriyor. Tamam, abdestin var ama ötekiler sünneti yapıyorsun da niye başında sünneti terk ediyorsun? Ben de onu anlayamıyorum. Nedir derdin ne? Evet efendim, bunu bilhassa unutmayın. Orada da sünneti yapan. Şimdi başınıza mesed ettiğiniz zaman suyu tekrar etmek yanlış. Bir defa ıslatıp böyle elinizi başınıza süreceksiniz. O zaman diyor ki günahlarınız başından dökülür gider. Başımızdan dökülür gider. Saçlarınızın ucundan dökülür gider. Vize gazelte ricleyke ayaklarını, ki topuklarla beraber yıkanır. Ayak bileğine giderken çıkıntı kemikler vardır. Onlar yıkanacak. Kuru kalırsa ayak yıkanmadı. Ayak yıkanmadı, farz yok. Farz yok, abdest yok. Abdest yok, namaz yok. Dikkat edeceğiz. Ayakları yıkadığınız zaman, evet, intesaratı zünubu min asfari kademeyke, 2 ayağın tırnaklarından günahlarınız dökülür gider. Evet, dökülür gider. Evet. Şimdi yüzünü yıkadığınız zaman gözünüzden dökülür dedi. Ağızla işlediğimizde ne olacak?
diyor ki müştebilün alel femi vel enf, burnun ağız yoluyla işlemiş olduğunuz günahlar da yüzümüzü yıkarken dökülür gider. Evet. Göz kalbi uyarır. Onun postacısıdır. Keza kulak öyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince ötekiler kalır değil. Yüzünü yıkarken hepsi dökülüp gidiyor. Dökülüp gidiyor. Onu burada ifade etmiş. Evet, başını meshettiği zaman saçların dibine varınca kadar günahlardan hatalar dökülür gider. Baş yoluyla mesela ne? Şu kızı şöyle götüreyim ormana, şöyle yapayım, böyle yapayım. İçinden düşünüyor. Harekete geçmiş, yapamamış. Engel çıkmış. Ama kastetti ya, azmetti ya. Bu fikir suçu. Fikir suçu. Kızı götürecek, ifade edecek, zina yapacak. Bir olay çıktı, yapamadı. Fikir suçu. Aha, baş yoluyla işlenen suç. Bu abdest alırken bunlar çıkar. Evet. Mesela biri soruyor, Ahmet'i nasıl yazın? Beş para etmez anlamına, yüzünü kırıştırıyor. Baş yoluyla ona ima ettin. Sözde söylemedin ama dedin ya, işe yaramaz bir adam. O günahlar gider. Başınızı yıkarken veya nikah düşecek bir kadının dinin emri bu. Bu benim fetvam değil. Kadın geldi, kız geldi, okşadı seni elinle başını. Okşadı, haram. Aha, bunlar abdest alınca bunlar dökülür gider. Evet. Veya sarık giydi böyle başına, beni görüyor musunuz? Ben böyle Müslümanım işte, hava atmak için. Bu da günah. Kibir, ucup, o sarık, kocaman bir sarık sarmış, herkese hava atıyor. Bu da işte, bunlar başını meshederken dökülür gider. Veya böyle sarmış sarığı, bir de uzantısı olur sarığın, azap ederler ona. Onu da böyle kibirlenmek, gururlanmak için, kimse anlamıyor sarık sarmasını. Sarık dedin, benim gibi sarılır diye. Sarmış sarığı, bir de aşağıya sarlamış. Aha, o da günah. Onlar başını meshederken dökülür gider. Evet. Şimdi bir kimse abdest alırken güzel abdest alması için evvela kıbleye dönmesi lazım. Kıbleye dönmeden abdest alman mı? Olur. Ama en güzel abdest alacaksan ibadet abdest almak. Kıbleye döneceksin. Bir, suyun üstüne sıçramayacağı şekilde tedbir alacaksın. Su saçıntıları üstüne gelmesin. Çünkü o mâ-i müstamel. Kullanılan su üstüne gelmesin. Şafiysen hapı yuttun zaten. Mâ-i müstamel üstüne bulaştı mı, Şafii mezhebinde o necis, pis diyor. Onunla namaz kılamazsın. İmam-ı Azam diyor, evet kullanılmaz ama diyor, pis de sayılmaz. Bizi kurtarmış yani. Onun bir fetvasına uyduk mu hesabı verecek. İmamlarla çağrılacak. Yevme ned'u külle ünâsin bi imâmihim. Biz mahşerde herkesi imamlarından çağıracağız. Gel bakalım Hanefiler. Sen bunu yaptın mı? Yaptın. Hakikaten yapmış. Hesabını İmam-ı Azam verecek. Şimdi ne diyorlar? Hanefi de ehli sünnet, Şafii de ehli sünnet, Hanbeli de, Maliki de. Eyvallah. Bir itirazımız yok. Kendine göre işine geldiği zaman Hanefi olmuş, işine geldiğim Şafii olmuş, işine geldiğim Hanbeli, Maliki olmuş. İmam-ı Azam'ı çağıracaklar. Bu seninden, söyle bakalım. Hayır. O hep benim dediğimi yapmadı. İşine geldiği yerde bana uyudu. İşine gelmedi, başka yerlere gitti. Ben bunun
savunmasını yapmam. İmam Şafii'ye gidecekler. Hayır hayır. O işine geldiği zaman beni uydu. Diğer zaman bana uymadı. Ortada kalacaksın. Hesabı kendin göreceksin. Benden söylemesi arkadaş. Onun için ya Hanefi ol temelli, ya Şafii ol temelli. Onun yüzden git. Hesabı versin. Tam uyursan. Evet efendim. Evet. Elini yıkarken elinden günahların çıkıp gittiğini niyet edeceksin. Evet. Mazmaza yaparken ağzından günahlar dökülüyor diye niyet edeceksin. Dilinden işlediğin günahların kurtulmasını niyet edeceksin. Burnuna su çekerken burnun sebebiyle işlediğin şeylerden şey edeceksin. Evet. Allahümme erihni raihatel cennet. Allah'ım bana cennet kokuları koklat diyeceksin. Dua edeceksin. Evet, yüzünü yıkarken Allahümme beyyiz veçhi yevme tebyaddu vucuh ve tesveddu vucuh. Allah'ım mahşerde bir kısım insanların gözü simsiyah olacak ya, bir kısımları da güneş gibi parlayacak ya, benim yüzümü güneş gibi parlayan yüzlerden et diye dua edeceksin. Evet, boynumu, başımı yıkarken Allah'ım atık rakabeti minen nar. Benim vücudumu, başımı cehennem ateşinden kurtar, azat et diye dua edeceksin. Evet, ayaklarını yıkarken Allah'ım sebbit kademeyye ala sıratı yevme tezülü fi'l aklamül münafıkîn. Münafıkların, kafirlerin, müşriklerin ayaklarının kaydığı günde benim Sırat köprüsünde ayağımı kaydırma ya Rabbi. Var hadisler var. Böyle dua edeceksin. Evet, bizim vatandaşımıza dua ediyor. İşler nasıl gidiyor arkadaş? Yüzünü yıkıyor, kolunu yıkıyor. Nasıl falan? Gazeteleri okudun mu? Dur lan dur. İbadet ediyorsun be adam. Yaptığın işi tam yapıyor. Bak böyle dua edersen günahların silkilip gidiyor. Sabahleyin bir abdest alıyorum hocam. Evelallah akşama kadar o abdestle namazımı kılarım. Akılsız. Bak her abdest alışta böyle yaparsan günahların dökülüyor. Her namazda abdest al ya. Her namazda abdest al ya. Bu akıllı işi. Evet. Abdest alırken de şartlarına uy. Kurallarına uy. İbadet ettiğin farkında ol da böyle çene çalma. O zaman sevaplar yele verilir, uçar gider. Bu söylediklerin olmaz o zaman. Evet, bunları dikkat edeceksin. Bunları dikkat edeceksin. Hazreti Enes'ten, Ahmed ibn Hanbel Ebu Umame el-Bahili'den. Evet. Bu söylediklerimizi tamamen açıkça ifade eden başka hadisler var. Onları da ben anlattım. Onun metni burada yani. Evet. Şimdi bir hususa da dikkat edeceğiz. Peygamberimiz bir uyarıyor. Bizi çok seviyor. Mümin kurtulsun istiyor. Onun için uyarıyor bu hadisleri. O manada söylemiş. Bütün hadisler. Cübilet el kulubu ala hubbi men ahsana ileyha. Kalpler kendine iyilik edeni sevecek şekilde yaratılmıştır. Bir adama bir ummadığı zamanda yardım ederseniz, bir işini yapıverirseniz, o kalp sahibi adam onu sever değil mi? İnsanın yaratılışı böyledir diyor. Evet. Ne var hocam bunda? Kafir sana iyilik etti. Kafiri sevmeyeceksin. Kafirin iyiliği altında kalmayacaksın. O insandır. Sen de ona iyilik et ama لَا تَتَّخِذُوا اَدُوْو۪ي وَعَدُوْوَكُمْ اَوْلِيَا. Kafirler benim düşmanımdır. Benim düşmanımı dost edinmeyin. Allah'ın ayeti var. Kafirin iyiliği tamam. Teşekkür ederim. Good morning, bonjour, günaydın, teşekkür ederim, iyi, tamam,
Thank you. Tamam. Ama helal olsun adama yahu. Yavur amma Allah için çok güzel insan. Kalbim sevdi adamı. Sevemezsin arkadaş. Tamam, sana iyilik etti, insanlık etti. Tamam, altta kalma, sen de ona iyilik et de. Allah'ın emri, gavur sevilmez. Kafir sevilmez. İyilik edene insanın kalbi ısınır. Gavura, müşrike ısınma. Onu sevme diyor Peygamberimiz. Böyle yaratırsın var, dikkat diyor, dikkat. Ben bunu taksiye bindim. Hocam, ben seni dinliyorum. Benim bir Ermeni komşum var. İstanbul'da ya. Allah razı olsun. Çok iyiliği gördüm. Ya Ermeni tamam, bir şey demiyoruz, vatandaşımız insan ama La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiyor, değil mi? Demiyor. Öyleyse mümin değil. Kur'an'ın tabirine göre kafir. Allah diyor kafirleri sevemezsiniz. Onlara Allah için dua edemezsiniz. Niye? Ülaike la halâke lehum. Ayet var. Kafirlerin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyenlerin ahirette hiçbir nasipleri yoktur diyor. Allah söylüyor ya. Sen o Kur'an'a inanıyorsun. Hiçbir nasip. Sen de böyle olmasa rağmen halidine fîhâ muhalleden ebeden ebediyen cehennemliktir diyor. Sen diyorsun Allah razı olsun. Bu ayet nerede, sen neredesin? Evet. Ne kadar yanlış yaptığımız görüyorsun. Çok böyle konuşanlar oluyor. Teşekkür ederim. Tamam, sen de iyiliğin altında kalma da. Ama kafiri kalben sevemezsin. Dikkat diyor Peygamberimiz. İyilik edene kalp böyle ısınır, sever. Dikkat diyor. Buna dikkat edin. Evet. Bunu hatırınızdan çıkarmayın. Evet. Veya adam kumarcı, adam işkacı ama sana çok iyilik ediyor. Onu övme. Ona arzu hürmetler eder mi efendim? Sağ ol deme. Bir münafığa hürmet ederim diyen kimsenin amelleri boşa gider diyor Peygamberimiz. Hele karşılıklı kafir olursa ne olur ya? Bunu hiç düşündün mü sen? Biz bunları, incelikleri bilmiyoruz. Böyle basit şeylerden çok kaybediyoruz. Bakın öyle söylüyor yani. Kafire sevemezsin. Kalbin böyle, senin öyle yaratılmıştır. Sakın ha. Facir, kumarcı, işkici. Bak insandır. İnsan muamelesi yapacağız. O ayrı iş. Ama Allah razı olsun. Hürmet ederim. Yok yok. Fecirlere, kafirlere böyle diyemezsin. Kalbin sana meyleder ama dikkat et. Bu kelimeyi söyleme. Onun yaptığını reddedecek kalbin. Kabul etmeyeceksin. Hoş karşılamayacaksın yaptığını. Evet. Ama başbakan olmuşum. Gavurla işin var. Ha o zaman söyleyebilirsin. Harp hileden ibarettir. Ondan bir şeyle koparmak için olabilir diyor bak. İn da'at ila zalike maslaha diniye fela be'se. Veya adamın kötü yolda, ona çok böyle iltifatlı kelimeler söylüyorsun. Derdin ne? Onu ondan vazgeçireyim. Derdin o. İçkiden, kumardan alıkoyayım. Isınsın bana da diye. Onda problem yok. Ama böyle bir şey yoksa sakın ha diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah Mesud'dan, evet Abdullah Ömer'den hadis-i şerifi nakletmişler. Ceddidû, yenileyiniz imanekum, imanınızı. Evet. İmanınızı yenileyiniz. Demişler ki ya Resulallah, keyfen ceddidü imanına, imanımızı nasıl yenileyelim? İman ya vardı ya yoktur. Eski mi lan iman? Nasıl yenileyim ya Resulallah? Kale, evet, eksiru min kavli la ilahe illallah Muhammedur Resulullah.
gece gündüz yolda belde La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin durun, imanınızı yenileyin. Evet, biz de bunu yapıyoruz değil mi? Açıyoruz pis şarkıları, koyuyoruz taksiye, onu kendimiz kaptırıyoruz böyle. Kaza bile yapıyoruz. Sen bir gün öleceksin arkadaş, müminsin. Efendimiz diyor ki böyle bilmem pis şarkıları dinleyeceğine La ilahe illallah Muhammed Resulü de duruyor direksiyonda, yolda giderken boş kaldıkça şöyle imanını tazele, yenile diyor ya. Peygamberin sözü bu. Sizin sözü bu. Bunu söyledikçe evet, ne diyor bak, iman yenilenir. Kalpte iman yenilenir. Ve temle'ül ard vel kab nuran. Yeryüzü hep müminler böyle söylerse, hem söyleyen adamın kalbi hem yeryüzü nurla dolar. Bu güzel sözün söylendiği yere nur iner. Yeryüzü nurla dolar. Kalbin nurla dolar. Ve senin Allah'a olan imanda yakinin, kesin bilgin artar. Evet. Ve tuftehulu esrar. Evet. Sırlar sana aşina olur. Gerçekten bu kelimeyi güzel söyleyebilsek, göremediğin, seni göremediğin görer o adam, görür adam. Evet. Evliyaullah o sayede işte. Kalbin okuyor. Çünkü peygamber okudu. Mekke'den parayı bastırdılar. Öldürürsen dediler, şunu vereceğiz lan. Hadi gitti geldi. Peygamberimizin korucuları var. Yakaladılar adamı. Ellemen diyor, gelsin. Peygamberin bu cam gözlüğü yok. Peygamber gözlüğü var. O biliyor. Misafirimiz geliyor dedi yanındakilere. Gel bakalım dedi. Adamın içinde saklı hançer var, zehirli. Peygamberimizi öldürecek, paralar alacak. İşte ona yağcılık yaptı, şöyle böyle. Tamam da iyi de dedi. Şu sakladığın hançerden hiç söz etmiyorum dedi Peygamberimiz. Öyle deyince adam eşhedü enneke Resulullah. Şahadet bil kim saklamış. Şahadet kelimesi getirdi. Kim hep böyle La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse, içten duygularla ona verilen bu hassa bunu söyleyenlere de verilir. Onlar da senin kalbini okurlar. Evet. Çok var böyle. Bodrum meydan. Herkese kapı açık. Efendimiz diyor ki devamlı bu kelimeyi söyleyin. Allah'tan başka ilah yoktur. İllallah, Allah vardır. Ne demek? İlah uğruna her şeyi yapılabilen, fedakarlık yapılabilen şey demektir. Biz müminlerin ilahı Allah'tır. Allah emretti mi ben askerlikten kaçamam. Allah cihad edin dedi. Evet. Nefsimiz diyor ki yuh lan daha gençsin. Bir hacca gidersin, Arafat'ta diyor alır affedersin. Şu kızla yat kalk düş kalk kızla davet ediyor seni. Hayır. İşte o nefsinin arzusuna uyan nefsi ilahtır. Dayanamıyor, ne dese yapıyor. Kumara ne ya diyor, gece gündüz diyor, uykusuz kalıp çalışacağına kumarda ütersin, kazanırsın, köşeyi dönersin. İşte tiner sat diyor, bonzayı sat diyor. Muazzam zengin olursun. Nefis bunu söylüyor. Bunun rağm oluyor adam, boyun eğiyor. İlahı nefistir. Bir adama aslanım sen çok köşe, büyük adamsın. Böyle alkışı gördü mü yapmayacağı şey yok. Onun ilahı alkıştır. Kimisine şu makama seni getireceğim ama her dediğimi yapacaksın. Onun ilahı makamdır. Uğruna her şeyi yapılabilen şey ilah. Biz müminler olarak La ilahe illallah dediğimiz zaman hiç kimse boyun eğmeyiz. Onun hatırına, hiç kimsenin hatırına yanlış iş yapmayız. Ancak Allah ne derse onu yaparız. Tek ilahımız o. Uğruna ölmeye hazırız. Her şeyi yaparız diyoruz.
böyle diyoruz, kumar oynuyoruz. Böyle diyoruz, içki içiyoruz. Böyle diyoruz, yılbaşı kutluyoruz. Ne oldu ya? Ne oldu sana? Ya. Bu anlamda la ilahe illallah Muhammed'e çok deyin. İmanınızı yenileyin. Yakın sahibi olursunuz. Ondan sonra dünyayı verseler elin tersine itersin. Muhammed Mustafa gibi. Reis yapalım dediler. En güzel kızları sana verelim dediler. Gel vazgeç. Efendimiz de kuruşu yok, parası yok. Elin tersiyle vallahi ayı güneşi o elime, dünyayı şu elime bıraksanız yine demiş. Olmaz dedi. Ben dedi Allah'ın görevlisiyim. İşte müminler de böyle olacak. Ne yapsanız fayda yok. Doğru olanı yaparım ben. Asla eğilmem. La ilahe illallah'ın manası bu. Bu anlamda la ilahe illallah kelimesini çok söyleyin ki yakınınız artsın, imanınız hep ayakta dimdik dursun. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Ceddidu ceral kalemu. Evet. Bis şakiyyi ve seidi. Evet. Faravallah min arba. Kalem ezelde yazıldı. Bu adam mümin. Bu adam şakî. Bu adam kafir. Böyle yazıldı. Haberiniz olsun. Allah dört şeyden yaptı, iş bitti. Minel halk yarattı. Yaratılışta adam bacağı yok, kolu yok, gözü yok, kulağı yok. Ezelde bunlar yazıldı. Vel kuluk. Evet, adamın ahlakı şu yazıldı. Ver rızık. Haram kör olacak. Halal malla geçinecek. Zengin olacak, fakir olacak. Hepsi bunlar ezelde yazıldı. Evet, bu yazıya göre herkes hareket eder. Vel ecel. Kaç sene yaşayacaksın yazıldı. Artmaz eksilmez. İzâ câ ecelühüm lâ yestâhirûne sâaten ve lâ yestakdimûn. Ayet. Onu söylüyor Peygamberimiz. Ecel geldi mi bir saniye öne alınmaz, bir saniye geciktirilmez. Evet. Buna bitti diyor. Hocam, doktora gitmeyeceğiz mi o zaman? Gideceğiz. Öyle diyor, tedavi olun diyor. Allah bir dert indirdi mi devasını verir, onu arayacağız. Doktorlara koştun, etekle para döktün, adam gitti. İsyan etme, yazı böyle. O yazıya göre isyan edemezsin. Ha, sen müminsin. Ezelde bu yazı gereği. Dünyanın doktorları o yazıyı değiştiremez. Sen git, bilmediğimiz için görevimiz, tedavi olacağız, doktora gideceğiz, arayacağız, dikkat edeceğiz. Olmadı. Ha, isyan etmeyeceğiz. Japonlar gibi harakiri yapıyorlar. Ha, mümin kadere inanır. Ezeldeki yazı böyleymiş der. İsyan etmez. Evet. Küllün ya'melu ala şakileti. Herkes bu yazıya göre, karakterine göre hareket eder. Ayet celiye bu. Bunu biz bilmediğimiz için tedbirli olmak bizim görevimiz. Tedavi olmak görevimiz. Çareleri aramak görevimiz. Başaramadık zaman moralimiz bozulmayacak. İsyan etmeyeceğiz. Allah'a takdirine razı olacağız. Allah'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah diyoruz. Yunus Emre'ye. Aha, öyle teslim olacağız. Çanakkale'de savaşırken komutan öyle diyor. Birinci velik baş baş diyorum. Düğüne gider gidiyor. Neden? O asker inanıyor. Öleceksem öleceğim, hem de şehit olurum. Ne güzel.
Ölmeyeceksem ateşe atsanız ölmem. Buna inandığı için koşa koşa gidiyor. Bir tanesi kalmıyor, hep şehit oluyor. İkinci bölük marşmaz da koşuyor. Üçüncü bölük koş. Evet, kadere inan da cesur olur, korkmaz. Kendine düşeni yapar. Her şey Allah'tan inancıyla. Cesur olur, kahraman olur. Sonra da umutsuzluğa kapılmaz. Kader insanı böyle cesur yapar. Biz bunu bilmediğimiz için. Hocam o zaman öyle mezhepler var. Yazımız böyle yazılmış. Benim kumar oynamam benden değil ki. Yazının gereği hırsızlık yapıyorum. Hazreti Ömer, herkes böyle bir yerde dua ediyorlar. Hazreti Ömer zamanında. Herkes böyle Kabe'de oluyor bu iş. Tavaf ederken Hacer-i Esved'e öpmek güzel ya. Bir nöroloji profesörü beraber hacca gittik. Aşka gelmiş. Hacer-i Esved'in ana baba günü böyle. Dalmış. Oraya herkes hacca gelmiyor. Yan kesiciler de var. Hacer-i Esved'i öpeceğim diye sağına sonuna dikkat etmemiş. Gözünü dikmiş Hacer-i Esved'e. Eve geldi. Yüzü 40 kat. Anladım ben. Paralar gitmiş. Kaç paraydı dedim. Hepsi dedi. Haçlı harcıyet. Bu para gitmiş. Kimseye söyleme dedim. Paralar arkadaşlardan bulduk. Sonra ödersin dedik. Evet efendim. Şimdi böyle durumlarda imtihan. Biz kadere inanırız. Kopartın mı? Böyle birisi gelmiş, herkesin cebinde paralı aşırmış Hazreti Ömer zamanında. Zaptiye, polis de gelmiş, adamın suçüstü yakalamış parayı çalarken cebinde. Zabıt tutmuş, getirmiş Hazreti Ömer'e. Bakmış ki çok değersiz bir para. Hırsızlık yapanın eli kesilir. Hani bir ev parası falan olsa, neyse hani eli kesilecek. Ulan demiş. Hani çaldığın işe yarasa demiş, çaldığına değer. İki tane atmış ona. Bu kadar akılsız, niye akılsızlık yaptın diye. Ne bağırıyorsun demiş bana, ne vuruyorsun? Bu benim alın yazım. Okuduk ya, eskide yazılır. Hazreti Ömer cevap muhteşem. Ne bağırıyorsun ulan demiş. Benim de sana iki tokat atacağım yazıldı. Eskide onu yürüyor. O yazı biz bilmiyoruz. Biz bize düşeni yaparız. Allah ruhları serbest bıraktığı zaman, dünyaya geldiği zaman nasıl hareket edeceğimizi orada insanlar seçmiş. Ben şu yapacağım. Kendi iradeleriyle Allah benim gibi yarını bilmiyor değil. Ezeli ebedi biliyor. Kovmuş insanları serbest bırakmış. İnsanlar yolunu dünyada seçmiş. Arkadaş onları işte orada gördüğü için yazmış. O kader bu. Biz onları bilmiyoruz. Onun için biz şöyle yapın, böyle çatın uyuyacağız ama bileceğiz ki ona diyor Peygamberimiz yazı yazıldı diyor. Böyle şey olduğu zaman size düşen yaptınız, umutsuzluğa kapılmak yok diyor. Evet. Buhari hadisi İnne ahadakum yecma'u fi batni ummihi 40 yevmen 40 günlük oldu mu çocuk anasının karnında birleşme, döllenme sonra 40 günde anasının karnında her şey tamam olur. Evet. Gelir melek. Yeb'asullahu meleken. Melek gönderir. Zengin mi olacak, fakir mi olacak? Yazıyor deftere. Melek, görev melek. Kaç sene yaşayacak? Çabuk mu ölecek, uzun mu yaşayacak? Eşkıya mı olacak, mümin mi olacak? Hep bunları meleğe Allah bildirir, o da defterine yazar. Ta 40 günlükken bu iş böyle olur. Ezelde olan yazılar meleke görevlendirir. Onun için biz bunları bilmediğimiz için şu haram, şu helal onlara uyacağız. Peygamber şuna uyacak, şunu şöyle dedi, tamam. Ama bunlar olduğu zaman da itiraz etmeyeceğiz. Kader buymuş diyeceğiz. Boynumuzu bükeceğiz. İtiraz mümine yarışmaz. Allah'a teslim olan adam demektir. Müslüman. Allah'a teslim olduğumuzu her durumda
Allah bizi çetin imtihanlarla imtihan etmesin. O zor bir iş ama bu iş böyle. Bu iş böyle. Güzel peygamberimiz bize bunları böylece haber veriyor. Evet, Allah Celle Celaluhu kaderde olanı olmayacak şeylerle yaptırır. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de sıfırdan başladı. İlk inanan Hazreti Hatice oldu. İkinci inanan Ebu Bekir. Kadınlardan Hatice, olgun erkeklerden Hazreti Ebu Bekir. Çocuklardan da Hazreti Ali. Derken 3, 2, 4, 5 çoktu gitti. Çok işkencelerden sonra Allah Medine'ye göçün dedi. Peygamberimiz en son herkes gönderdikten sonra bakın bize örnek. Peygamber görüyor. Ama bize örnek olması için Medine'ye gidecek. Mekke'nin kuzeyinde Medine. Kafirlerin peygamberimiz arkasına düşeceklerini bildiği için güneye gidiyor, Sevr Dağı'na. Mekke'nin güneyindedir. Ve kimsenin görmeyeceği zamanda dağa çıkıyor. Ben de 69'da orijinal şekilde duruyorduk, gördüm. Orada bir sürü mağaralar var. O geniş mağara girmiyor. Bunda insan mı durar ya demeyecek. Böyle zor sığılan bir yerde. Ben o zaman 31 yaşındaydım. Zor sığdım içine. Girmişti Ebu Bekir içeri bir kaya kovuğu. Efendimizin kafası acımasın diye kaya çukurlaşmış. O da başının izini duruyordu. Şimdi izinden takip etmişler, görmüşler. Çıkmışlar, varmışlar mağaranın yüzüne. Çağrı filmini seyretmişsinizdir. Demiş iz burada. Bir tokat atmış gelen adam. Çünkü burada onu söylüyor. Öyle diyor hadis-i şerif. Cezallahu al-ankabut. فَاِنَّهَا نَسَجَدْ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ يَا اَبَا بَكِرْ فِي الْغَارِ Örümceği hor görmeyin. Örümcek, ey Ebu Bekir, hem bana hem sana mağarada korunmamız için ağ ördü. Kapıya hemen ağ ördü. Bir de güvercin geldi, orada yuva yaptı, yavruladı. yumurtladı. Adam görüyor, örümceğin olduğu yere insan girebilir mi? Yuvayı bozar değil mi? İzci buraya girdi deyince tokat atmış. Ama iz oraya kadar geldiği için yine de kayanın üstüne çıkmışlar. Mağaranın üstüne. Acaba sağında solunda bir yer daha var mı diye. İz geliyor çünkü. Tam o sırada Ebu Bekir diyor ki evet ya Resulallah, evet, aşağıya baksalar bizi görecekler diyor. Efendimiz diyor ki, evet, Ebu Bekir, biz bize düşeni yaptık, biz büyüseni yaptık. Bundan sonra Allah'a kaldı. Rahat ol diyor. Allah bizimle beraber. Biz bize düşeni yaptık. Allah'ın kaderi neyse o olacak. Hiç rahatsız olmuyor. Hiç korkmuyor. Evet. Bakıyorlar ki ha, çekip gidiyorlar. Aha, kader neyse o oluyor. Bu inanca sahip oldunuz mu rahatsınız. Üzüntü diye bir şey yok. Hiçbir şey. Evet. Bunun derecesi en üstün noktaya geldi mi? Tam Allah'la hemhal olundu mu? İbrahim Aleyhisselam mancağı koymuşlar. Gürül gürül. Bir hafta yakmışlar ateşi. Yanıyor mancının ucunda. Evet. Cebrail Aleyhisselam gelmiş. Ne istiyorsun demiş. Bütün gücümle emrine geldim. Var mı bir dileğin diye Allah gönderdi. Allah benim bu biliyor ya demiş. Bir daha bir şey ister miyim? Allah beni biliyor. Bu işte onun takdiri olmuyor mu? Hasbiyallahu ni'mel vekil. Allah'ın bilmesi bana kafidir. Hiçbir isteğim yok. Onun için ateşe düşünce ateş cennet oldu. Bahçe oldu.
Evet, böyle inanca sahip olanlar Allah'tan hiçbir şey istemezler. Cennet, cennet dedikleri birkaç huri ile birkaç gılman isteyene versen anı bana seni gerek seni. Yunus Emre öyle diyor. Cennet dediği bir huri ile gılmanlardan, bahçeden, nehirlerden ibaret. Cehennem de işte zebanilerden. Ne yap desen yap diyor. Hiçbirini hiç yetmiyorum ama beni senden ayırma diyor. Bu imanın en üst noktası. Esas iman işte böyle Allah'a teslim olmak, her şey Allah'tan, değil mi? Her şey Allah'tan. Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. İmanımızda bunu söylüyoruz da yaşamak zor bir iş. Allah böyle bir kamil iman sahibi eylesin inşallah bizleri. Yakin ile yaşamayı, o şekilde güzel imanla ahirete göçmeyi bize nasip etsin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i şerife mal besmele-i şerife. Üçer salavat-ı şerife. Birer elen neşrah leke-i şerif. Me'al besmele-i şerife. On birer ihlas-ı şerif. Me'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vaffidna ilal haqqi ve ilal necaati ve ila tariqin mustaqim. Ve ila tariqi cennetin naim.
Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatini bizlere nail eyle. Sevgisini gönlümüzde daim eyle. Tüm peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın dahi ervah-ı paklarını hediye edip vasıl eyle. Şefaatlerine bizler nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, ütbaları, Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain efendilerimizin ervah-ı kutsiyelerine de hediye edip vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahını da hediye edip vasıl eyle. Hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziya'nın Gümüşhanevi üstazları, bizleri yetiştiren üstazlarımız, eserlerinden yararlandığımız hocalarımız, alimlerimiz, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimiz, bu aziz vatanı bizlere hediye için ve halen geçmişte ve halen canlarını bezleden, sıkıntıyla katlanan şüheda ve kuzatın bu aziz vatanı Müslüman yurdu haline getirmiş, hayır eserleri donatmış ashab-ı hayratın arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip, miskin Müslümanların ervahına özellikle hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Akıbetimizi hayır eyle. Bu aziz vatanı her türlü içtimai, arazi, semavi, siyasi, iktisadi afetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'e merhametinle, affınla, lütfunla, ihsanınla, gufranınla muamele eyle ya Rab. Ümmeti Muhammed'in arasına fitne sokmak isteyen, onların arasını karıştırmak isteyen, onların mallarını, canlarını, ızlarını lekelemek isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara, satılmışlara fırsat verme ya Rab. Onların hilelerini kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Onları rezil, rüsva eyle ya Rab. İslam'ı ve Müslümanları aziz eyle ya Rab. Ümmet-i Muhammed'in günahlarını affeyle, ayıplarını setreyle. Ümmet-i Muhammed'e, Ümmet-i Muhammed hidayetinden ayırma ya Rab. Kur'an'ın yolundan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan bizleri, Ümmet-i Muhammed'i ayırma ya Rab. Kafirlere hayran olanlardan eyleme bizi ya Rab. Ya İlahi Alemin, senin sevgili Habibine hayran olan, onların hareketlerini, sözlerini, fiillerini hayatında düstur edinen ve böylece Peygamberimizin iki cihanda yüzü ak çıksın dediklerinden olmayı bize nasip eyle ya Rab. Ya İlahi Alemin, taşkınların, azgınların, gafillerin yaptıkları yanlış işlerden dolayı gazabını, azabını bize indirme ya Rab. Ya İlahi Alemin, affet, merhamet et. Ya İlahi Alemin, Ümmeti Muhammed'in kalbine hidayet nurlarıyla nurlandır. Onların hakkı görüp hakka teslim olanlardan olacak şekilde güzel Müslüman olmalarına nasip eyle. Batılı görüp ondan uzak kalacak şekilde yanlışlardan uzak kalanlardan eyle. Ya İlahi Alemin, Ya Rahman Rahimin, şu dualarımızı Kabe-i Muazzama'da edilip, Ravza-i Mudahhara'da edilip kabul buyurduğun salih kulların güzel dualarına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ı güzel okumayı, ahkamına uymayı, güzel peygamberin sünnetlerini hayatımızda rehber edinmeyi, son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak-ı mide sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı, ruhumuzu teslim etmeyi bizlere ve tüm ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfurullah ve etûbü ileyk. Subhan rabbina rabbil izzetu amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.